Evet, Sayın Cumhurbaşkanı hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, Elhamdülillah ben iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ne zaman devraldınız benden koltuğu? Bugün mü devraldınız? 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocuklara en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı geleceği düşünerek çocuklarımıza, sizlere armağan etmiştir. Ankara'da yakılan bağımsızlık meşalesinin ülkenin tamamını sarması ve zaferle neticelenmesi sayesinde çocuklarımıza gururla, huzurla, güvenle bırakacağımız yeni bir devlete sahip olduk. Biz de geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletimizin tarihine, şanına, hayallerine yakışır bir seviyeye getirdik. İnşallah bizden sonra bu bayrağı önce gençlerimiz, ardından da siz çocuklarımız devralacaksınız. Cumhurbaşkanımıza mikrofonu devredelim. Şu anda Bakanlar Kurulu burada zaten. Bakanlar Kurulu toplantısında sana teslim ediyoruz. Tamam. Başlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız ve kıymetli basın mensupları. Gazi Meclisimizin kuruluş yıl dönümü olan 1-23 Nisan'ı daha idrak ederken, bu anlamlı günü biz çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve meclisimizin kuruluşunu borçlu olduğumuz bütün silah arkadaşlarını düşünerek ne kadar büyük bir ülkenin çocukları olduğumuzu hatırlıyor ve başta tüm arkadaşlarım olmak üzere bütün dünya çocuklarına da bu büyük mirası hatırlatarak sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizler bugünün çocukları olarak ülkemizin yarınlarının teminatı ama aynı zamanda emanetçileriyiz. Dışişleri Bakanı Lina Hanım'dan hepimizin üzüldüğü Ukrayna Savaşı için bizim ülkemiz ara buluculuk çalışmaları yapıyor. Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Evet, bu savaş hepimiz üzüyor. Her iki tarafla görüşüp bu savaşın barışa dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Diğer ülkelerle, ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşüp çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman barış. Teşekkür ederim.